İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Gor Abazyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Lozan Antlaşması'ndan 100 yıl sonra. Batı Ermenistan'dan haberler. Freedom House Bakü'ye çağrı yaptı. Dink ailesi avukatları Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Çin'de Doğu Ermenistan'ı temsil eden ilk stand açıldı. Gor Abazyan, 29 Nisan 2001 yılında Ermenistan Cumhuriyeti'nin Lori bölgesinin Lernabad köyünde dünyaya geldi. 2019 yılında Cirakan'da askerliğe başlayarak makineli nişancısı oldu. Gor Abazyan'ın kız kardeşi Goharik Abazyan şöyle anlatıyor. Gor 27 Eylül sabahı sesimizi duymak için bizi aradı ve orada çatışma başladığını anlattı. Son kez 2 Ekim'de aradı. Kardeşim çok endişeliydi. Düşman Cirakan askeri birliğini havaya uçurmuştu ve içeride 400 askeri vardı. Ayrıca benden sınıf arkadaşının ailesini aramamı, çocuktan haber alıp alamadıklarını öğrenmemi istedi. Çünkü sınıf arkadaşı o lanet olası askeri birlikte bulunuyordu. Gor savaşın ilk gününden beri cephede savaşıyordu. 2 Ekim'den beri ondan haber alamadık. 40 gün haber alamayınca 21 Kasım'da cenazesi adli tıp DNA incelemesi için bize teslim edildi. Ancak aldığımız bilgilere göre 4 Ekim'de vefat etmişti. Gor Abazyan 4 Ekim'de savaş pozisyonundan ve silah arkadaşlarından ayrılmadan şehit düştü. Dil ya da daha doğrusu dil asimilasyonu konusu Türk Devleti'nin kuruluşunun ilk yıllarında milliyetçi güçlerin gündemindeydi. Böylece 1925 yılında Türk gazetelerinde propaganda ilanları yayınlandı. Türk malları alın, Türk dükkanlarını kullanın çağrılarının yanı sıra şunlar açıkça ifade edildi. Türkçe bilmeyene cevap vermeyin. 1926'da ırkçı saldırgan konuşmaların ve özel tekliflerin yapıldığı Türk Ocakları Konferansı'nda Türk Devleti'nde Türkçe dışındaki dillerin kullanılması konusu sert tartışmalara konu oldu. Türk makamlarının diğer milletlere ve özellikle Hristiyan azınlıklara yönelik dil zulmü kampanyasına milliyetçi gençliği aktif olarak dahil etmesi dikkat çekicidir. Bu arada gençliğin milliyetçi eylemlerde ve zulümlerde kullanılması geleneksel hale gelecek ve Türk Devleti'nin en sık kullandığı yöntemlerden biri haline gelecektir. Türkiye, ulusal azınlıkların çeşitli sorunları konusunda uzman olan Rafet Balin'in belirttiği gibi 13 Ocak 1928'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Konseyi'nin yıllık toplantısında Türkçenin yurt içinde yaygınlaştırılması ve Türkçe konuşulma düzeyinin yükseltilmesi konuları ele alınmış ve vatandaş Türkçe konuş sloganı atılmıştır. Bu da onlarca yıllık bir zulüm politikasını tasvir edecektir. Bu sloganın ilanından sonra hedefi Ermeniler olan bir yabancı düşmanlığı ve nefreti gibi eylemler zinciri başladı. 1928'in Ocak ayında Ermenilerin yaşadığı mahallelerde, halka açık yerlerde, ulaşım araçlarına vatandaş Türkçe konuş yazıları asıldı ve ardından milliyetçi gençlik grupları ulaşımda, gemilerde, ilçelerde dolaşarak yapmayanları azarladı. Bu etkinlik ağırlıklı olarak İstanbul'da yapıldı ancak ulusal azınlıkların temsilcilerinin hala korunduğu diğer şehirlerde de kullanıldı. Mesela Edirne'de, İzmir'de yaşayan Yahudilere karşı. Ermenistan için Lozan, ek bir tokat, o kağıt parçası ve adaleti kendi ellerine alma kararlılığıyla eş anlamlıydı. 1923'te Kemalist Türkiye ile müttefikler arasında başkent Van kantonunda imzalanan barış antlaşması ana metne ek olarak evrensel bir af ilanıyla sona erer. 1914 ile 1922 yılları arasında tüm taraflarca işlenen suçlar cezalandırılmayacaktır. Hepsi unutulmaya mahkumdur. Avrupa'da ise diasporanın taleplerine rağmen soykırımla, Armenosit'le ilgili olası bir mahkeme kararı tartışması bir anda unutulup gidiyor. Ermeni sorunu açmamış Gonca içinde gömülüdür. Ermeni tarihçi Ruben Safrasyan, "Fakat insanlığa karşı suçların zaman aşımı var mıdır?" diye soruyor. Heyet arasında kuzeni diplomat Arşak Safrasyan da vardı.
davasının tanınması ve sevr antlaşması hükümlerinin uygulanması için gelen Ermeni diplomatların oy hakkı olmayacak. Son görüşme tarihi olan 17 Temmuz 1923'e kadar kendilerini olası bir geri dönüşe inandıran Türk temsilciler ile müttefikler arasındaki tarafsız bir dille yapılan tartışmaları çaresizce takip edebildiler. Sonunda Ermeniler de unutuldu. Batı Ermenistan'ın Maraş ilinin Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kabasakallı köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı olay yerine geldi. Şimdiye kadar yaklaşık 30 hektar ormanlık alanı zarar gördü. Yangın söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan devam ediyor, ancak rüzgar yangının daha güçlü yayılmasına katkı sağlıyor. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle itfaiye ekipleri çok sayıda kişiyi tahliye etti. Kilikya'nın sis bölgesinde 5.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 25 Haziran sabahı saat 8.44 sıralarında meydana geldi. Yeraltı sarsıntıları 11 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem sisin çevre bölgelerinde de hissedildi. İlk bilgilere göre can kaybı olmazken çok sayıda ahır ve yarı yıkılmış bir bina hasar gördü. Bazı dükkanların duvarlarında çatlaklar oluştu. Sarsıntı halk arasında paniğe neden oldu. İkinci alarm içinde sokağa döküldü. Kilikya sakinleri yaşanan panik sonucu o bölgede yaşayan iki kişinin tepeden atladığını bildirdi. Sonraki bir saat içinde yaklaşık 3 artçı sarsıntı kaydedildi. Freedom House, Bakü Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin Artsakh'a gerekli insani yardım sağlamasına izin vermeye çağırdı. Örgüt Twitter'de Bakü'yü Berzor yolunu açarak ve insanların, araçların ve yükün sınırsız hareketini garanti ederek serbest dolaşımı sağlamak için derhal çalışmaya çağırdı. Açıklamada şöyle deniyor: bölgede kötüleşen insani durum, sivil nüfusu hayat kurtaran ilaçlardan ve temel ihtiyaç maddelerinden mahrum bıraktı. Biz demokratik hükümetleri, masum sivillerin kasıtlı olarak aç bırakılmasına son vermesi için Bakü'ye baskı yapmaya çağırıyoruz. Buna ek olarak kuruluş dün Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin açıklamasını yayınladı. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi dün ısrarlı çabalara rağmen şu anda Artsakh'a hem Berzor yolundan hem de Akna dahil diğer yollardan insani yardım ulaştıramadığı konusunda uyardı. Uluslararası örgüt, Artsakh halkının hayatı ilaçlar ve bebek maması da dahil olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinde kıtlıkla karşı karşıya olduğunu kanıtladı ve kuruluşun Artsakh'a tıbbi malzeme ve temel gıda ürünleri göndermesine en son birkaç hafta önce izin verildiğini hatırlattı. Bakü yanıt olarak Kızıl Haç'ı bu yetkinin siyasi hedeflerini kötüye kullanmaktan kaçınmaya çağırdı. Batı Ermenistan hükümeti, abi Türkiye'nin dikte ettiği soykırım, Armenosit ve fetih politikasını tüm uluslararası normları hiçe sayarak sürdüren Bakü'nün acımasız politikasına defalarca atıfta bulundu. Uluslararası yapıları Batı Ermenistan'ın örneğini takip etmeye ve Bakü'ye karşı işlediği ve işlemekte olan suçlardan dolayı dava açarak onu uluslararası hukuk normlarına uymaya, zorlamaya çağırıyoruz. Dink ailesi avukatları Hrant Dink cinayeti davası ile ilgili taleplerinin Yargıtay'da da karşılık bulmaması üzerine yaşam hakkı ihlali ve hakikati bilme hakkı ihlali gerekçeleriyle ve yeniden yargılama talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Avukatlar Anayasa Mahkemesi'ne kapsamlı bir dilekçe iletti. Avukatlar dilekçede başvuruya konu dosya içeriği ve iş bu başvuruda sıralanan gerekçelerle sabittir ki cinayetin örüntülerini ortaya çıkarmaya yardımcı olabilecek resmi belgeler tahrip edilmiş, kayıt ve istenilen bilgiler kamu kurumları tarafından mahkemeye gönderilmemiş, başvurucu tarafça toplanması istenilen deliller ve dinlenilmesi istenilen kamu görevlilerinin mahkemede dinlenilmesi dahi mümkün olmamıştır dediler ve kolektif boyutunun yanı sıra hakikati bilme hakkının mağdurlara ve mağdurların yakınları ile ailelerine tekabül eden bireysel bir boyutu da bulunmaktadır. İnsan hakları ihlallerinin gerçekleştirildiği koşulları ve
ölüm ya da kayıp halinde mağdurların akıbetini bilme hakkı doğası gereği zaman aşımına tabi değildir vurgusunda bulunuldular. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti 1. Pavyonu Çin'in Guangdao kentindeki uluslararası konferans merkezinde açıldı. Bundan sonra merkezde Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin tarihi ve kültürüyle turizm ve iş sektörleri hakkında bilgiler sürekli olarak sunulacak. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Ulusal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi İcra Müdürü Hayk Margaryan yaptığı açıklamada, yakın gelecekte pavyonda turizm potansiyelini Ermenistan teknoloji ve bilişim sektörünün yenilikçi gelişmelerini sunmayı planlıyoruz dedi ve bundan böyle üreticilerin Çin pazarına girmek için merkeze başvurabileceklerini ve bu platformu kullanarak yeni bağlantılar kurabileceklerini de sözlerine ekledi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Horodik Zam İz Torke adlı eseri sunuyoruz. Zam İz Torke Eran Eran Horodik Hay Horodik Bolor Eres Bastik Veran Horodik Hay Horodik Bolor Eres Bastik Veran Horodik Hay Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.